Buyurun Sayın Oğan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli muhalefet milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında oturan 17 adet değerli milletvekili. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Rekabet Kurumu'nun hali hazırda görüşülmekte olan 2010 yılı bütçesi için Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle meclisinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle konuşmama 27 Mayıs 1980 yılında 12 Eylül öncesinde ülkemizde oynanan karanlık oyunlar içerisinde hain bir pusuda kurban verdiğimiz Gümrük ve Tekel Bakanımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazağ'ı saygıyla rahmetle anarak ve örnek siyasi kişiliğini, örnek Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nı hatırlatarak başlamak istiyorum. Değerli milletvekillerim, yalnız her ne kadar Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nı konuşsak da, Rekabet Kurulu'nu konuşsak da bir şey göstermek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanlıklarıyla ilgili değişik bir örnek. Herhalde buna bir cevabınız vardır. Şu gördüğünüz Ulaştırma Bakanlığımızın kimlik kartı. Üzerinde Türk bayrağı var. Türk bayrağı. Önceki uygulamadaki kimlik kartının üzerinde Türk bayrağı var. Bunu da yeni sitelerine koydukları ve yeni teyit de ettim. Yeni kimlik kartında Türk bayrağı kalkmış. Efendim, Türk bayrağında niye rahatsızsınız? Mevcut Türk bayrağını niye kaldırıyorsunuz? Bunu gelin burada bir izah edin Allah aşkına. Fark etmez. Sizin bakanlığınız değil mi? Başka bir bakanlık mı Sayın Bakan? Ulaştırma Bakanlığı diyorum. Ulaştırma Bakanı. Niye farklı bakanlıklarda ama? Farklı bakanlık mı? Ulaştırma Bakanlığı'na sahip çıkmıyor musunuz? Sizin bakanlığınız değil mi? Yeri gelmişken ifade edeyim. Ulaştırma Bakanı da gelir burada cevabını verir. Sayın Ulaştırma Bakanı niye acaba Türk bayrağından rahatsız? Gelir bunun cevabını verirsiniz. Şimdi bu arada yerli malı haftasını kutluyorum değerli milletvekilleri. İçinde bulunduğumuz hafta yerli malı haftası. Biliyorsunuz yerli malını korumak gümrüklerden başlar. Bu sebeple Gümrük Bakanlığımızın adeta kaçakçılığa yol verme bakanlığına dönüşmüş Gümrük Bakanlığımızın bunu da dikkate almasını öneriyorum kendisine. Şimdi Sayın Başbakan geçtiğimiz günlerde burada bir konuşma yaptı ve dedi ki kaçakçılığa geçit vermiyoruz dedi. Sayın Başbakan ve hemşerisi Sayın Gümrük Bakanımızın bir hemşerisinin raporuyla bunu nasıl yalanladığını, kendi hemşerisinin, Rizeli hemşerisinin nasıl yalanladığını size okuyayım müsaade ederseniz. Rize Ticaret Odası tarafından 2012 yılının başında çay sektörü sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı bir rapor hazırlanıyor. Raporda diyor ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kendine has yapısı nedeniyle çay kaçakçılığı olağan ticaret haline gelmiştir. Yapılan tüm uyarı ve önlemlere rağmen kaçak çay ticareti engellenememiş ve hatta kaçakçılık artarak devam etmektedir. Sayın Başbakan birkaç gün önce burada pazartesi günü kaçakçılığa geçit vermiyoruz demişti. Sayın Başbakanımıza ve Sayın Gümrük Bakanımıza Sayın hemşerimizin, Rizeli hemşerilerimizin bu raporunu okumalarını tavsiye ediyorum. Şimdi hükümetin memlekette bir gümrük kapısı var. Bir de adeta PKK'nın sınırlarımıza getirip tahsilat yaptığı gümrük mıntıkaları var. Şimdi nasıl kaçakçılığa geçit vermiyorsunuz? Daha bugün basına yansıyan kaçakçılıkla ilgili raporlarda sadece petrol kaçakçılığından yılda 3 milyar dolar hükümetin yani devletin yani Türkiye'nin bir kaybının olduğu ifade ediliyor. 10 yıllık iktidarınız boyunca da yaklaşık 25 milyar dolar sadece akaryakıt kaçakçılığından
devletin cebine değil, terör örgütü PKK'nın cebine ve yandaşların cebine para girdiği daha bugünkü gazetelerde ifade ediliyor. Böylesine sıkıntılı bir bakanlıkta çalışan gümrük memurlarımızın, gümrük muhafaza memurlarımızın can güvenliğinin olmadığının bizzat ben şahidiyim. Nerede şahidiyim? Iğdır dil ucunda vatandaşlarımızın adeta belli gruplarca kaçırılmasının, gümrük memurlarımızın orada rahat faaliyet gösterememesinin ve sesini çıkardıklarında da sürüldüklerinin ben bizzat şahidiyim. Şimdi öyle bir devirde yaşıyoruz ki eskiden katırlarla kaçakçılık yapılırdı. Şimdi boru hattı döşemişler. Evet, boru hattı 3 kilometre sınırımıza boru hattı döşemişler. Yetmemiş, hakikaten şaka gibi. Bir de rafineri kurmuşlar. Sayın Bakanım, rafineri kurmuşlar ya. Sınırımıza 3 kilometre boru hattı döşemişler. Ucuna da rafineri kurmuşlar. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bunlardan nasıl haberdar değilsiniz? Böyle bir şey nerede olur ya? Bugünkü Türkiye'de sınırımıza rafineri kuruyorlar. Sınırımıza 3 kilometrelik boru döşüyorlar. Ama bakanlığınızın bundan haberi yok. Şimdi yetmedi. Kalkıyorsunuz bir de kaçakçılık konusunda yeni bir bakanlığınız koordinasyonunda yeni bir şey hazırlanıyor. Ve diyorsunuz ki hapis cezasını ispat için yükümlülük kamu kurumlarına verilecek diyorsunuz. Sayın Bakanım, bunu da bir daha düşünmenizi istirham ediyorum. Ve tabii bizim Gümrük Bakanlığı'nın önemli, hem de Ticaret Bakanısınız, önemli işlevlerinden birisi de bizim tüccarı korumak, bizim nakliyeciyi korumak. Bugün İran'da bizim yüzlerce tırımız İran gümrüğü tarafından mahkemeye veriliyor. Sudan sebeplerle yüzlerce binlerce tırımıza değişik vesilelerle, yok deponun boyutu şöyleydi, yok böyleydi diye cezalar kesiliyor. Mahkemeye veriliyor, rüşvetler alınıyor, yol parası alınıyor, toprak bastı parası alınıyor. Ama aynı ülkenin tırları Türkiye'de cirit atıyor. Bir depoyla değil, 3-4 depoyla gelip cirit atıyor. Bunun da bizim Türk tırlarının, Türk nakliyecilerin özellikle rekabet şansını azalttığını ifade etmem lazım. Ve tabii özellikle dilucu gümrük kapısında Türk tırlarına, Iğdırlı vatandaşlarımıza uyguladığınız bu haksız durumu da dile getirmem lazım. Hakkari'de, Van'da, Doğu Beyazıt'ta, başka diğer gümrük kapıları size bağlı değil mi Sayın Bakan? Bir tek Iğdır gümrük kapısı mı size bağlı? Nasıl oluyor bir memlekette iki ayrı uygulama oluyor? Iğdırlı vatandaşların 3 litre 5 litre fazla mazotuna milyonlarca lira ceza yazıyorsunuz, tırlarına el koyuyorsunuz. Hemen yanı başımızda millet gidip oradan Doğu Beyazıt'ta sokaklarda satılan kaçak mazota sesinizi çıkarmıyorsunuz. Aynı şekilde Hakkari'de şimdi yeni istatistikleri yine okudum. Türkiye'de en çok kaçak mazotun geçtiği sınır kapısıdır Hakkari. Oradakine göz yumuyorsunuz. Eğer biz bu memlekette yaşıyorsak, eğer bu memleketin kanunları hepimiz için geçerliyse, o zaman bu durum nedir? Yok, hepimiz için geçerli değil. Memleketimizin bir bölümünü siz görmezden geliyor veya başka bir planınız varsa onu da söyleyin. Onu da biz bilelim. Boralan sınır kapısı vardı tabii. Boralan sınır kapısını yıllardır yılan hikayesiydi. O da yalan hikayesine döndü. Hala açılabilmiş değil. Hayvancılık, özellikle Iğdır'da hayvancılık bitme noktasına geldi. Neden? Çünkü sınırdan o kadar çok kaçak et geçiyor, kaçak hayvan geçiyor ki Türkiye'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki geçim kaynağının önemli bir kısmı hayvancılıktır. Ama sınırlarımızdan geçen kaçak et dolayısıyla hayvancılık da bitme noktasına geldi. Piyasada satılan kaçak sigaranın, alkolün haddi hesabı yok. Normal piyasada satılan ürünlerin 1/5 oranında kısmı kaçak. Yani öylesine bir durumdayız ki memlekette her şeyin kaçağını, hiç uzağa gitmeyin, şuradan mecliste çıkın, Kızılay'a doğru gidin Sayın Bakan, her şeyin kaçağını Kızılay'ın göbeğinde bulabilirsiniz. Dolayısıyla da buna bir bakmanızda fayda var.
Tabii Mersin Limanı'nda PKK'nın nasıl kaçakçılık yaptığı, Barzani ile nasıl ortak çalıştığını da hepimiz yakından biliyoruz. Gümrük Bakanlığı binasını sel alıyor Sayın Bakan. Teşekkür ederiz Sayın Oğan.